Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fizik bilimine giriş olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik etkinlik testi 1 olacak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tüm kazanım kavrama testleri yenilendi, güncel hale getirildi. Aylık olarak da yayınlanıyor. Kasım, Aralık aylarında yayınlanmaya başlandı arkadaşlar. Oradaki güncel hallerin yanına bir de etkinlik testleri eklenmiş ki çok da iyi yapılmış. Mevcutları güzel çalışmalar yapmışlar. İşte bunların tüm güncel hallerini arkadaşlar konu anlatımlı ben sizlere çözüyor. Buraya linkini koyuyorum. Oynatma listesini bulabilirsiniz. Tüm testleri sırasıyla kazanım kavrama testleriyle birlikte bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar size çalışma soruları dağıtıldı. Onlara da buraya linkini koyuyorum. Çözebilirsiniz. Çalışma defteri var. Ben bu çalışma soruları, özellikle çalışma defterini çok beğendim arkadaşlar. Nefis bilgiler var. Genel kültürünü bile arttırır. Onların da çözüp buraya koyuyorum linkini. Oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Pek tabii ki bir de ne var arkadaşlar? Tekrar testleri var. Burada konuşacağımız pek çok şeyi de zaten biz bunlarda çalışma sorularında, çalışma defterinde, tekrar testlerinde tekrar çözdük. O testlere de bakın, farklı açılara da sahip olun arkadaşlar. Evet, dediğim gibi buraya linklerini koyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki, uygun kelimeleri uygun yerlere koyunuz. Fiziğin alt dalı olan nokta nokta jeneratörlerin üretilmesine katkı sağlamıştır. Arkadaşlar jeneratör ne? Jeneratör elektrikle alakalı bir şey. Elektrik üretiyor değil mi? Elektrik, işin içinde elektrik varsa o elektromanyetizmadır arkadaşlar. Tamam mı? Elektromanyetizmanın ilgi alanına girer. Elektrik, akım, voltaj gibi laflar duydunuz mu? Bu elektron. Bunlar hep elektromanyetizmadır. Elektrik ana başlığı altında. İkiyi okuyoruz. Nokta nokta çekirdek tepkimelerini inceleyen fizik dalıdır. Arkadaşlar çekirdek dediği ay çekirdeğinden bahsetmiyor tabii ki. Hangi çekirdekten? Atom çekirdeğinden bahsediyor arkadaşlar. Atom çekirdeğinden bahsediyorsak da konumuz bizim nükleer fiziktir. Atom fiziği değildir arkadaşlar. Bak bu ikisi birbirine çok karıştırılır. Şimdi atomu proton, nötron içeride, elektronlar dışarıda şekilde simgeleştiriyoruz biliyorsunuz. Elektronlar dışarıda. Arkadaşlar atomun genelini inceleyen bilim dalı, alt bilim dalı atom fiziğidir. Atomun çekirdeğiyle alakalı, tepkimelerle alakalı ilgilenen alt dalda nükleer fiziktir arkadaşlar. En ayırt edici özelliğimiz budur. 3 ne diyor? Işık olayları, bak işin içine de ışık girdi mi ve ışığın maddeyle etkileşimini fiziğin alt dalı olarak kim inceler arkadaşlar? Optik. Işık, görüntü, görme deyince de arkadaşlar kodumuz o optik diyeceğiz. Aklınıza şuradan gelsin. Çarşılarda falan yürürken ne gözlükçülerin önünde optik yazıyor değil mi? İşte gözlük, görme ile alakalı. Işık, ışık olayları. Bunlar hep optiğin konusudur. 4. Radyasyonu ve canlıların radyasyondan korunma yollarını, fiziğin alt dalı olan yine ne arkadaşlar? Nükleer fizik ilgilenir. Bu araştırır. Nükleer fiziğin yine araştırma yerlerinden biridir. Radyasyon, radyasyondan korunma. Radyasyon zaten arkadaşlar atom yapısının çekirdeği ile alakalı konulardır, kısımlardır. Dünyanın manyetik alanına göre pusula iğnesinin sapması fiziğin alt dalı olan neyle alakalı arkadaşlar? Yine elektromanyetizma ile alakalı ki 10. sınıfta çok detaylı göreceksiniz bunu. Şimdi arkadaşlar zaten fizik bilimine giriş konusu genel manada böyle biraz ezberimsi duruyor. Bütün burada öğrendiğin şeyler, 10, 11, 12. sınıflarda tam anlamıyla yerine oturacaktır, emin olun. Sadece burada fikir sahibi olun. Daha sonra dedim ki 10, 11, 12'de tam olarak yerine oturacaktır arkadaşlar. Mesela bunu 10. sınıfta çok detaylı göreceksin yani. Manyetik alan, manyetizmada, mıknatıslar. Bunlar hep elektromanyetizmadır arkadaşlar. Diyor ki 2'de fizik konusuyla ilgili ifadenin her birinin doğru yanlış değerlendirip ilgili ok yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Aa ne güzel, oyun gibi. Okuyalım. Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler kesinlikle doğrudur. Değil mi? Zaten fiziğin ilgilenmediği şey neredeyse yok arkadaşlar. Psikolojide bile kullanır ya. Fiziğin girmediği yer hemen hemen yok gibidir.
detaylı olarak incelediklerini ana başlık olarak bunlar söyleyebiliriz. Buraya geldim, doğruyu takip ettim. Mekanik hareket, kuvvet ve denge ile ilgilidir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. İşin içinde hareket, kuvvet, denge, bunlar anahtar kelimeleri. Bu kelimeleri duydun mu mekanik diyeceğiz. Nasıl elektrik duyduk mu, elektromanyetizma diyor isek, işin içine hareket, kuvvet, denge girdi miydi, vektör, vektörel büyüklükler, bunlar hep mekaniğin konusu arkadaşlar. Buradan yürüdük artık doğrudan. Fizik ile kimyanın ortak alanına fiziko-kimya denir. Ne güzel bir birleşim olmuş arkadaşlar. Birden çıkış yaptık, doğrudur. Hadi şunun da hatırı kalmasın, ona bakalım. Atom fiziği atomik boyutta gerçekleşen olayları inceler. Doğrudur arkadaşlar. Bunu da birinci soruda konuştuk zaten. 3 numara diyor ki ne? Soruları cevaplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Gezegen hareketleri rüzgar oluşumu, gezegenlerin hareketleri, rüzgar oluşumu, uçağın uçuşu ve dalga hareketi fiziğin hangi alt dalının çalışma alanına girer? Arkadaşlar dikkat edersen buralarda bak hep bir hareket var. Uçağın uçması, dalga hareketi, hareket var. Bir hareket, vektör, kuvvet, denge var. Ne demiştik? İkinci soruda da mekanik. Anahtar kelimelerimiz bunlar arkadaşlar mekanik için. İkiyi okuyalım. Uzay programını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 1975 yılında kurulmuş bilim araştırma merkezi hangisidir? Ya bu çok ezber tabii. Bunu nereden bileceğim hocam diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna ESA diyorlar. Avrupa Uzay Ajansı arkadaşlar. Avrupa Uzay Ajansı. Neden ESA AUS değil, AOU değil? Çünkü European, İngilizce European Space Agency. Tamam. İngilizcesi yani European, E ile yazılıyor biliyorsunuz. European Space Agency. NASA Amerika'nın biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye ne zaman kurdu arkadaşlar? Yaklaşık 2020'lere gelirken TUA'yı kurduk değil mi? Türkiye Uzay Ajansı var. Türkiye'nin de kurmuş oldu. Bunu da genel kültür olarak bir yere not edelim. 3 numara, kristal yapıdaki katı maddelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini araştıran fizik alt dalı hangisidir? Arkadaşlar kristal yapıyı da duyunca katı hal fiziği diyoruz. Tamam mı? Katı hal fiziği de kristal yapıdaki katı maddeleri inceliyor. 4. Uzay ve roket sanayisi, nükleer ve tıbbi atıkların aratılması ve güçlü lazer ışınlarının elde edilmesi fiziğin hangi alt dallarına girer arkadaşlar? Plazma fiziği değil mi? Biz buna plazma fiziği dedik. Hatta ne dedik arkadaşlar? Ve nükleer, yüksek enerji. Nükleer tabii ki değil. Yüksek enerji ve plazma fiziği arkadaşlar. Uzay, roket... Çok enteresan arkadaşlar. Biz maddenin 3 halini biliyoruz değil mi? Katı, sıvı, gaz. Yani en çok bunları biliyoruz. Bir de plazma var. Mesela plazmayı çok incelemiyoruz. Katı, sıvı, gazı inceliyoruz. Plazma neredeyse yokmuşçasına dünya üzerinde. Ama enteresan bir şekilde arkadaşlar. Bütün evreni düşün. Bütün uzay, evren. Oranın %95'i plazma. İşte bak uzay... Vesaire deyince de işte oraya arkadaşlar plazma geliyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği alt dalı bu alana girmiş oluyor. Çünkü uzayın büyük bir bölümü plazma. Enteresan. 5 numara. Günümüzde geniş bir kullanım alanı olup nükleer tıpta hastalık teşhisinde kullanılan X ışınları BT ve PET-CT gibi görüntüleme cihazları fiziğin hangi alt dallarıyla arkadaşlar? Bu tür ışınlar vesaireler işin içine girince de arkadaşlar... Nükleer fizik diyoruz. Tamam. Yine anahtar kelimelerimizden birisi. Geldik 4'e. Tabloda verilen fiziksel niceliklerin karşısındaki boşluklara temel büyüklük veya türetilmiş olup olmadığı. Zaten sevgili arkadaşlar biz temelleri biliyoruz. Temelden diğerleri türetiliyor. Ve bunu biz kısaca nasıl diyorduk? Kısa muz. Kısa muz olarak aklımızda tutuyoruz temel büyüklükleri. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde aklımızda tutuyoruz. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mesafe, uzunluk, madde miktarı ve zaman arkadaşlar. Şimdi enerji, bak temelde yok. Temelde şurada gördün, bak bir sıcaklık var. Temel büyüklük. Bakıyorum. Bir de zaman var. Zaman da burada görüyorsun. Zaman temel. Enerji ne arkadaşlar? Bu türetilmiş bir büyüklük. Birimi neydi? Joule idi.
kuvvet çarpı yol idi. Yani tabi bilmiyoruz henüz bunları da, daha ileride öğreneceğiz. Bunun birimi joule. Şu anda yani ezbere şey yapabilirsin ama sadece temelleri bilmen yeterli. Bak, sıcaklık, zaman, enerji türetilmiştir. Kuvvet de öyledir arkadaşlar. Kütle, kütleden üretebilirsin ya da uygulanan kuvvetle türetebilirsin arkadaşlar. Kuvvetin birimi de Newton, biliyorsun. Türetilmiş. Hacim. Arkadaşlar şimdi uzunluk metre, hacim dediğin şey de metreküp. SI'da. Nereden türetilmiş? Uzunluktan türetilmiş. Sadece metre var ama metre çarpı metre çarpı metre olduğu için türetilmiş bir büyüklük diyoruz. Metreküp oluyor. Basınç arkadaşlar, bu da türetilmiştir. Newton bölü metre karedir kendisi arkadaşın. Hız metre bölü saniyedir arkadaşlar. Nedir? Bir saniyede alınan yol ya da yer değiştirmedir. Burada türetilmiş büyüklük diyoruz arkadaşlar. İvme keza öyle arkadaşlar. İvme de hızdaki değişimdir. İvme birim zamandaki hızdaki değişimdir. Birim zamandaki. Hızımız sürekli artıyorsa bir ivme ile hareket ediyor demektir arkadaşlar. Güç keza öyle arkadaşlar, türetilmiştir. Dediğim gibi buradaki hareket tarzımız temel büyüklükleri bildikten sonra türetilmiş olduklarını, diğerlerini bulabiliriz. 7 tane bizim neyimiz var? Temel büyüklüğümüz var. Onları bulmamız, bilmemiz yeterli olacaktır. 5 numara geldi arkadaşlar. 5 numara ne diyor? Büyüklükleri SI'deki uluslararası ölçü birimlerine göre arkadaşlar eşleştireceğiz. Okuyalım. Sıcaklık ne demiştik arkadaşlar? Bak, sıcaklığa aday burada Kelvin var, Celsius var. Hangisi arkadaşlar? Biz normalde Türkiye'de ya da günlük hayatımızda neyi kullanıyoruz? Celsius kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela Amerikalılar vesaire de Fahrenheit kullanır sıcaklık ölçü birimi. Ancak SI'de arkadaşlar bu arkadaş Kelvin'dir. Tamam. Bunun da çok güzel bir mantığı vardır. İleride inşallah öğreneceksiniz ısı ve sıcaklık konusunda. Işık şiddeti arkadaşlar. Hop, bu arkadaşı biliyorsun, kandeladır. Hop. Güzel. Zaman birimiz arkadaşlar saniyedir. Saatle karıştırmayın. Saniyedir. Kuvvet Newton'dur arkadaşlar. Kuvvet Newton'dur. Akım şiddetimiz de ne arkadaşlar? Akım hop amperdir. Kimler boşta kaldı? Tık 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 Celsius ile kilogram kaldı. Kilogram ne arkadaşlar? Kilogram da bir kuvvet, biliyor musunuz? Yani bir ağırlık ölçü birimi bu. Ağırlık da bir kuvvettir arkadaşlar. Onu da ileride, mesela şimdi eğer öğrendiyseniz yakın zamanda F eşittir MA'daki şu F yerini tutar bu ağırlıkta. Dediğim gibi zamanla öğreneceğiz onu. Yer çekimi inmesiyle birlikte kilogram kuvvete dönüşür. 6 numara ne demiş? Tabloda verilen fiziksel niceliklerin karşısındaki boşluklara vektörel ya da skalar olup olmadıklarını işaretleyin demiş arkadaşlar. Şimdi bak, vektörelin anlamı neydi arkadaşlar? Vektörel, vektörel, temel, onu şeyde mi söylüyorduk ya? Yönü olacak. Skaler vektörel olması için arkadaşlar en güzel soru işareti hangi yöne? Eğer yön varsa vektörel, yön yoksa skalerdir arkadaşlar. Senin burada ana şeyin de budur. Mesela kuvvet vektörel midir? Evet. Neden? Mesela şuraya bir kuvvet uygula. Bak, kuvveti böyle de uygulayabilirsin, böyle de, böyle de. Hangi yöne uyguladığının bir önemi vardır. Bir yön bildirmelisin. O yüzden vektöreldir. Ağırlık, bak az önce mesela konuştuk değil mi, kilogramdan ağırlık konuştuk. Hocam ağırlık, ama dünyadayız biz hepimiz, bütün hepimizin ağırlığı da dünyanın merkezine doğrudur. Doğrudur sevgili arkadaşım, ama bak Güney Kutbu'ndan bakınca bu aşağıya doğru, bu yukarı doğru. Yön bildirir, yön, ya aynı yön olması da şart değil tabii ki. Kuvvet, ağırlık, ağırlık da bir kuvvettir arkadaşlar. O da bir vektörel büyüklüktür, yön belirtir. Nereye doğru? Dünyanın merkezine doğru mesela. Basınç arkadaşlar, basınç skaler bir büyüklüktür. Tabii ben buna biraz da soru işareti koyayım. Yani şimdi onu ayırt edebilmen biraz zor tabii ki ya. Bunu da yine 10. sınıfta göreceksin. Basınç kuvveti deseydi arkadaşlar, bir de basınç kuvveti var. Basınç kuvveti deseydi vektörel olurdu.
Ama sadece basınç dediği için skaler kabul ediyoruz. Enerji keza öyledir arkadaşlar. Konuştuk. Enerji joule. Sürat. Bak bu süratle hız çok karıştırılır arkadaşlar. Hız hemen yeri gelmişken yapalım. Vektörel bir büyüklüktür. Çünkü yön belirtir. Hocam sürat niye bildirmiyormuş? Sevgili arkadaşlar sürat dediğin şey o anki hızı. Yani sen mesela arabayla giderken dikkat etmişsin. Kadrajında şey görürsün ya 60, 70, 80. Bazen bu 40'a düşer. Sonra 70'e. O anlıktır ve sana yön belirtmez. Ama hızda yön önemlidir arkadaşlar. Yönü belirtmesi lazım. O yüzden bu arkadaş skalerdir. Hız vektöreldir. Hacim. Arkadaşlar hacmi şurada konuştuk. Nerede konuştuk? Dördüncü soruda konuştuk. Türetilmiş bir büyüklüktür. Ancak skalerdir arkadaşlar. Metre çarpı metre çarpı metre. Metre küp olarak belirtilir. Kimi yerde küçük boyutlarda santimetre küp, milimetre küplerde kullanılır. Ama SI'de metre küptür arkadaşlar. İvme vektöreldir arkadaşlar. İvmenin de yönü vardır. Bir cisim hızlanarak da hareket ediyor olabilir. Hızı artarak artarak gidiyor olabilir. Ya da hızı yavaşlayarak yani hızı düşerek de yoluna devam ediyor olabilir. Hız vektörü sağa doğru ya da sola doğru olabilir. Yönü vardır. İğme vektörü. O zaman vektöreldir deriz. 7 numara. Ya dediğim gibi arkadaşlar bunlar siz konuları ilerledikçe, işledikçe daha çok yerine oturacaktır. Ben açıkçası birazcık yani öğrencilerde bunların ezberletilmesine biraz karşı duruyorum. Genel manada size neler ifade ettiğini bilmeniz yeterlidir. Yani tutup da ezber ezber şeyler size sorulmasına ben de çok karşıyım. Çok net söyleyeyim ben sizden yanayım. 7 numara. Aşağıdaki parantez içinde boşluklara verilen doğru ya da yanlış yaz fizik bilimi açısından arkadaşlar. Isı termometre ile ölçülür. Doğru mu değil arkadaşlar. Bak yine bir oyun var burada. Ne? Hocam olur mu ya bize termometre dediler sıcaklık işte. Arkadaşlar bak doğru söyleyin sıcaklık o. Sıcaklık termometre ile ölçülüyor. Bu ne? Isı arkadaşlar. Isı neyle ölçülüyordu? Yanlış. Isı kalorimetre ile arkadaşlar. Isı bir enerji türüdür. Enerjidir arkadaşlar. Tamam mı? Isı enerjidir. Kalorimetre, jülmetre. Jülle kaloriyi de birbirine çevirebilirsin. Termometre sıcaklığı ölçer arkadaşlar. İvme temel bir büyüklüktür. Az önce konuştuk zaten. İvme temel değil arkadaşlar. Hem bak ivme delta V bölü T'dir. Yani iki birimin ortaklaşa çabasıyla ortaya çıkan bir şeydir. Birim zamandaki hızdaki değişimdir ki temel değil türetilmiş bir büyüklüktür. Yanlış ki sen zaten ivmeyi bilmesen bile zaten temel büyükleri biliyorsun değil mi? 7 adet. Bu 7 adet temel büyüklüğü bil. Gerisi arkasından gelir. Litre türetilmiş bir büyüklüktür. Doğrudur. Ne bu litre? Arkadaşlar litre desimetre küp demektir. Bunu nerede göreceğiz ya? Şeyde ha. Etkinlik 2'de çözeceğiz arkadaşlar. Bununla alakalı çok güzel sorular çözeceğiz. Şurada da göstereyim. Etkinlik 2'de bak litre dönüşümler var. O sorulara da bakınız. Orada çok güzel dönüşümler yapacağız. Halk arasında litre kullanılır. Sanayide yani en çok litre olarak konuşulur. Ancak bilimsel olarak söylediğimizde de o desimetre küptür arkadaşlar. Santimetre kübün 1000 katı, metre kübün de 1000'de biridir litre. Yani 1 litre su al eline, ondan 1000 tane düşün, o 1 metre küp yapar. Hep böyle kafanda skalaların olsun arkadaşım. Basınç vektörel bir büyüklüktür. Yukarıda konuştuk. Ne dedik arkadaşlar? Vektörel değil, skaler dedik. Vektörel değil, yanlış. Kuvvet dinamometre ölçülür. Aha da doğru. Keto, tamam. Dinamometre ile ölçülüyor. Ağırlık da öyle. Çünkü o bir dinamometre. Bir kuvvet ağırlıkta. Diyoruz ki aşağıdaki verilen cümlelerdeki boşluklara uygun şeyleri yazınız. Nokta nokta ile kütle ölçülür. Arkadaşlar kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Bak tam da üzerine gelmiş. Dinamometre kuvvet ölçer. Ağırlık dinamometre ile ölçülüyor arkadaşlar. Eşit kollu terazi ile de bunu eşit kollu terazi. Kütle ölçülür. Yönlü büyüklüklere bak burada işte bak yönlü büyüklüklere ne diyoruz arkadaşlar? Vektörel büyüklük diyoruz. Vektörel.
yön belirtiyorsa o bir vektöreldir. Nokta nokta temel büyüklük olan ışık şiddetinin birimidir. Hemen solumuzda görüyor zaten, duruyor arkadaş. Burada zaten daha önce eşleştirmiştik. Kandela. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Sayı ve birim olarak gösterilen ama, bak sayı olarak birim olarak gösterecek ama yönü olmayan büyüklüklere bu sefer skaler diyoruz arkadaşlar. Nicel büyüklük var, sayı var, birim de var ama yönü yok. Yön varsa arkadaşlar vektörel olacak. Yön olmayan büyüklüklere skaler diyoruz. Nokta nokta enerjinin SI'deki yani uluslararası standart ölçülerdeki birimi neydi arkadaşlar? Joule. Joule idi. Tamam. Güzel. 9'da devam ediyoruz. Bak bu da enteresantemente. Ama bunları da tabii bu kadar da ezberlemek bilemiyorum ama neyse ben sana bir iki şey söyleyeceğim yani. Enerjinin birimini bulalım. Ya şimdi sevgili arkadaşlar sen bunu şimdi şeyde göreceksin. Hareket kuvvet konusundan sonra yani ilk dönemin sonuna doğru göreceksin aslında. Enerji sevgili arkadaşlar kuvvet çarpı yoldur. Bak kuvvet nedir? Kuvvet de şudur. F eşittir MA'dır. M nedir? Kilogram. İvme nedir? Metre bölü saniye kare. Hatta ivme nedir? İvme de bak ivme hız bölü zamandır. Yani V bölü T. V nedir? Metre bölü saniyedir. Metre bölü saniye bölü saniye. Metre bölü saniye karedir. Çarparsam kilogram metre bölü saniye kare çıkar. Bu arkadaşlar kuvvetin birimidir. Bu öyle yazılır. Biz buna kısaca Newton'da deriz. Tamam mı? Bak şimdi ben bu arkadaşı metre ile çarparsam. Şu metre ya. Bu kilogram metre bölü saniye kare. Bunu bir de metre ile çarparsam ne olur? Kilogram, bak metre kare bölü saniye kare. İşte bu arkadaş elde eder. Tamam mı? Uzun uzun şey yapmışlar. G. Yani sen daha 9. sınıf öğrencisin. Bismillah. Fizik bilimine giriş konusundasın. Şimdiden bu kadar ezber yapıp seni korkutmaları benim hoşuma gitmedi. Açık söyleyeyim yani. Yani bu kadar da şey yapılmaz yani. Bunun zamanında ileride zaten yerine oturacak. Sen önce bana şeyi öğret. Temel büyüklükleri yavaş yavaş. Daha sonra enerjinin ne olduğunu anlat. Ondan sonra ben birimini öğrenirim zaten. Şimdiden ezberleyip o ezberlenen şeyin üzerine fizik şey inşa edilmez yani. Sizden yanayım öğrenci arkadaşlarım. Yani ben böyle bir soru sormazdım açık söyleyeyim. Basınç neymiş arkadaşlar? Basınç da kuvvet bölü alandır. Kuvvet bölü alan. Şimdi kuvvet Newton'du. Bak kuvveti bunu da yazabilirdi. Ama bu sefer Newton yazmış. Bak alan da metrekare. Hop bu arkadaş da E. İvme az önce konuştuk arkadaşlar. Metre bölü saniye kare. Değil mi? Bak hız bölü zamandan. Metre bölü saniye bölü saniyeden. Metre bölü saniye kare. Neredesin? O da B'de. Buna da B dedik. Hız. Ha bak bir de tersten yazmış. Yani önce hızı söylese sonra ivmeyi böyle sırasıyla gitse daha da anlaşılır olacak. Hız dediğimiz arkadaşlar V X bölü T'dir. Yani birim zamanda alınan yoldur. Bu arkadaş metre, bu arkadaş da saniye olduğuna göre metre bölü saniye olmalı. Neredesin? Buradasın F'de. Bak bu metre bölü saniyedir. Sonra sen bunu bir daha saniyeye bölersen ivme olur. Metre bölü saniye bu saniye kare oldu. Gördün mü? Sonra tutup bunu bir de metre kareye böyle şey yaparsan, çarparsan x ile kütleyle çarpıp bir de x ile çarparsan enerjiyi elde edersin. Ha bak kuvvet. Şimdi ivmeyi arkadaşlar kütleyle çarparsak da bu sefer kuvvet olur. F eşittir ma ya. Bak bunu biliyorum artık. Kilogram. İvmeyi de az önce öğrendik. Metre bölü saniye kare. Demek ki bu. Kilogram metre bölü saniye kare. Neredesin? Kilogram metre bölü saniye kare. C'desin. Bak bu aynı zamanda Newton'dur arkadaşlar. Tamam mı? Aklında olsun. Evet. Bitirdik mi? Bitmiş. Sevgili arkadaşlar kazanım kavrama testlerinin yanı sıra çalışma defteri sorularını da unutmayın. Onları özellikle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.